Bu devleti, bu vatanı seviyorsak hainlik gibi bırakacağız. Dolara boykot. İthalatçının dolara ihtiyacı olur. Türkiye'nin dolara ihtiyacı, o istisna. Ben şimdi Maliye Bakanı, maliyeci değilim. Yerinde olsam doların alışını 5 liraya bugün ilan ederim. Dolar alış 5 lira. Satış 20 ne, 30, hiç fark etmez. Hadi git bakayım bankada dolarını beklet. Doları alırken pahalı alırsın. Satarken de devlet 5 liradan alacak. De bakayım. Acaba o bankalarda 1 lira bir başla. Kimse. Bir 15-10 liraya düşür. Bunun bir yolu da bu. İki, dolarla ilgili bu bir terör olayıdır. Bu teröre tedbir alacaksınız. Nasıl alacaksın? Dolar satışlarını şartlara bağlayacaksınız. Devletin bankaları dışında dolar kimse bırakmayacak. Bunu mecbur yapacağız. Libya bunu yaptı. Hatıralarım var fakat vakit doldu. Dolar satışlarını kontrolüne alacak. Avustralya'da hocam bir vatandaş yurt dışına dolar göndermek istediğinde 3000 dolardan fazla para çıkartamıyor günde. Tabii. Avustralya bu öyle bir sistem. Tabii. Süratle. Çok enteresan. Doların cazip olmasını kurtaracaksınız devlet olarak. Bunu beklemenize ne gerek? Bizde milyon dolarlar yani, çekiyorlar. 80'de Almanya'dan geldim Ramazan'da. Ne yaptın? Doları o zaman marktı. Kuyumcuya gittik İzmit'te. Kuyumcu dedi aman hocam şuraya bak polis gelir. Niye? Yani yasaktı. Piyasada bozdurulması. Şimdi adam asgari ücret 100 liraya gidiyor dolara yatırıyor. Şuursuzca. Bu bir savaştır. Anladım. Düşmana silah vermek ne kadar ihanetse düşmanın dolarıyla bu ülkede ekonomiyi çöktürtmek de o kadar büyük beladır. Biz devletsiz yaşayabiliriz. Biz dolarsız yaşayabiliriz. Domatessiz yaşayabiliriz ama devletsiz açlığa yaşayamayız. Sonra popülizm denen bu oyuna gelmeyeceksin. Kusura bakmayın. Popülizm var. Biz veremeyiz. Bilmiyorum. Hayır. İşte bu İstanbul Belediyesi, işte Ankara. Sırf ekonomik yönden kulağını çekti millet. Millet AK Parti'sine ayrılmış değil. Evet. Ayrılmış değil. Belediyelerde bak meclis üyeleri bizdedir. Aynen. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler AK Partisi'nindir. Millet AK Partisi'nden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için ben de demiştir AK Partiliyim ama belediye başkanlarıyla bunların kolunu çekeceğim. İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 kilo altınımız var, 700 ton. Ben Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kimle bırakacaksınız bu hırsızlara mı? Allah aşkına yarın seçimi bunu yayacaksın. Asgari ücret 4000 değil, yarın 5000 olmasını bekliyoruz. Bu yangını başka türlü söndüremezsin. Açlık dinsizlik doğurur diyor Peygamberimiz. Burada birçok ayet getirdim. Fakirlik küfre en yakın yoldur hocam. Hadi. Vereceksiniz. Vergiyi fakirden kaldıracaksın. Memur vergi veremez. Bu şeriata aykırı, bu Kur'an'a aykırı, bu İslam'a aykırıdır. Vergi gelir gider tablosuyla verilir. Şimdi memur zekat veriyor ya. Memura zekat olur, zekat veriyor. Asgari ücretli zekat veriyor. Asgari ücretten vergi alınır mı kardeşim? Ne haklı alıyorsunuz? Vergi kimden alınır? Ticaret yapmış, karı var, o kardan alırsın. Esnaf kanı alıyor. Devletin görevi nedir? Kendisine vergi veren esnaf düştüğü zaman onu destekle ayağa kaldırmaktır. Kredi alıyor bankadan vatandaş, esnaf parayı göremiyor. Krediyi sosyal sigortalar kesiyor. Vergi dairesi kesiyor. Bankadan aldığı teşvik kredisini ki ben tavsiye etmem, birden elinde yok. Neden? Devlet kullanıyor. Bu adam bu krediyi kullanırsa, iş yerini genişletirse, borcunu öderse, yarın senin vergini de öder. İlla ilk vergi. Şimdi Çin usulü ekonomi, Allah göstermez. Ne demek ya? Çin usulü ekonomi tam bir komünist ekonomi. Bize Çin usulü, Min usulü gerekmez. Bizim milli ekonomimiz var. Bu da üretimi arttırıcı, vatandaşın sırtındaki vergileri kaldırıcı, piyasayı rahatlatıcı bir ekonomiyle olur. Memura vereceğiz, işçiye vereceğiz, esnafa. Şu kiralar,
Geçmişte kira yardımı çıktı bu ülkede. Neden biz memurlara kira yardımı yapmayalım? Bugün İstanbul'da memur oturmak istemiyor. Deprem evleri 4000. Bunun yolları ne? Başta ilçe belediyelerimiz olmak üzere. TOKİ'mizden Kiptaş'ımıza kadar süratle ucuz ev yapma kampanyalarına başlamalılar. Bunu orta gelire memurlara vermeli. Fazla daire olursa kiralar düşer. Kiralar azalır. Yani daire olmadığı için bu daireler pahalanıyor. Biz daire yapmalıyız. Öyle daire yapmalıyız ki vatandaşa bunları kira öder değil, kiranın yarısı gibi öder şekliyle verirsek bu kira oyununu da bozmuş oluruz. Biz seçmen ittifakına ihtiyacı olmayan bir iktidarız. Rüştümüzü ispat ettik. Tayyip Erdoğan kardeşimizin bu vatanı, bu milleti ne kadar sevdiğine hepimiz şahidiz. Parti ittifakına ihtiyacımız. Parti ittifakı değil, seçmen ittifakına ihtiyacımız. Evet. Seçmenle barışmamız lazım. Vatandaşla esnafla barışmamız lazım. Nafakayı kaldırın diyorsunuz. Erken emekliliğe takılan mağdurlarla, mazlumlarla barışmamız lazım. Ve mahkeme kararıyla beraat etmiş, şübesi olmayan kamu görevlerini, KHK'lardan silaha, yargıya dönmeleri tehlike olabilir ama tarım gibi diğer kurumlara bu kardeşlerimizi döndürmemiz lazım. FETÖ'zedelerle FETÖ'zadeleri ayırmamız, cezaevler hep ibadet takımıyla dolmuş. Bunlar 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz akşamı mihenk taşı yapılarak, eğer 15 Temmuz akşamında bu ihtilali desteklemedilerse bu mağdurların bir an önce çıkarılması lazım. İtirafçıyım diyerek hiç alakası olmayan kişileri FETÖ'cü diye hapislerde bırakmak, görevlerini alıkoymak, yanlışlıklarını bırakacağız. Bir milli seferberlik ilan edilmesi lazım. Hem ekonomik milli seferberlik, hem ilmi milli seferberlik, hem ahlakı milli seferberlik ilan etmemiz hocam, lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Sağlık kurulu kuruldu. Hı-hı. Pandemiyle mücadele ediyor bu bilim sağlık kurulu. Evet. Neden ekonomik kurul? Hı-hı. Bunu istiyoruz ya. Bu ekonomik kurul bir kişiyle olmaz. Kemal Derviş gelmiş ekonomi ona. Öyle bir kişiye Türkiye'nin ekonomisini asla AK iktidarı teslim etmemeli. Bir şura oluşturulmalı. Geçmişte tecrübeli arkadaşlarımız var. Bunlardan biri geçen akitte izlendi. Profesör Mete Gündoğar'dır. Profesör Hamdi Döndüren'dir. Gerek Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de gerek diğer üniversitelerimizde devlet çok iyi iktisatçılar var. Biliyoruz samimi dolarcı değil, faizci değil. Milli ekonomiden seferberlikte ekonomi seferberliği teşvik eden, anlayan, Allah rahmet etsin Arif Ersoy gibi çok değerli, onların yetiştirdiği ilim adamlarımız mevcut. Bunlarla mutlaka Türkiye'de bir sağlık kurulu gibi kolektif kurul olması lazım. Eyvallah. Tayyip Bey'in attığı adımlar var. Hı-hı. Sabredelim, göreceksiniz. Hı-hı. Ben boşuna konuşmadım. Dolar yahut yuanlar intihar edecek hale gelecek. Bunu bir yıl içinde göreceksiniz. Allah'ın izniyle bu kaset alıyor. Yani oyuna tabii intihar karşı, etmesinler de. Yani, ben uyarıyorum. Ha, yani eyvallah. İntihar hocam. Edenler çıkar diyor. Anladım. Dairesini satmış. Dolar kese kağıdı oldu. Nereye satacak? Hmm. Dolara bağımlılıktan Türkiye'yi kurtaracak yeni adımlar attı Tayyip Bey. Bu bunların sancılar bu mudur hocam? Söylemeye mezun değilim. Hmm. Hem Orta Doğu'daki sermayenin elhamdülillah Türkiye'ye gelmesi, doğal gazın inşallah kısa zamanda satışıyla dıştan doğal gaz almaktan vazgeçen, onu bırakan o doların artık Türkiye'de kalacak hocam. Türkiye'nin parası Türkiye'de kalacak. Durumu Allah'ın izniyle ben hissediyorum. Hem petrolde bağımlılığımızı, hem doğalgazda bağımlılığımızı, bir Türkiye bütçesinin ithalatının %50 doğalgaz, elektrik ve nedir o? Enerji hocam. Petrol hocam. Oluşuyor. Tabii enerji. Türkiye bunların bir kısmını, ki %20 veya ne kadarsa, bir sene içinde çözdüğü zaman İnşallah. Dolar... Savunma sanayinde çözdük. Tabii, %70 tabii. Milli sermaye artık hocam. Paramız burada kalıyor. Ben Tayyip Bey'e güveniyorum. Eyvallah. Güvendim. O aşı oldu, ben aşı oldum.
Şimdi güveniyorum. Bu dolar oyununda bozacak. Biz millet olarak yardımcı olmamız lazım. Çünkü AK Parti'nin iktidarı milli değil. Bunlara bu ülkeyi açarsanız öfkeler kızarak, pireye kızarak yorganı yakmayalım. Bu devlet hepimize lazım. Her zaman söylüyorum, ben AK Partili değilim. Üye de değilim. Benim partim Türkiye. Benim de partim bu ülke. Geçen hafta da söyledim. En büyük mezhep Türkiye'dir. En büyük ırk Türkiye'dir. En büyük parti Türkiye'dir. Türkiye namusların sigortasıdır. Türkiye canların sigortasıdır. Tayyip Bey hiçbir şey yapmasaydı bu ülkede, sadece savaş sanayi yaptığı için ona oy verilmesi lazım. Aklımızı başımıza alalım. Bir ülke savaş sanayini yapmazsa, dışa bağımlı bir savunması varsa, o ülke her zaman esir olmaya, Suriye'yi, Irak'ı yaşamaya mecburdur. Aklımızı başımıza alalım. Hedef Tayyip Bey değil, hedef Türkiye'dir. Tayyip Bey'in suçu milletinden yana tavır koyup hocasının izinden giderek Türkiye'de SİHA'ları, tankları, savaş gemilerini yavarak Osmanlıoğlu Türkiye'yi beşli çetenin karşısında dikilecek süper güç yapmanın önünü açmıştır. Hanımlarınızın namusları güçlü Türkiye'den geçer. Ekonominin sigortası güçlü Türkiye'den geçer. Yüzlük yüzlük sonuna geldik. Sakın ha, sakın ha. Vatan gemisini yakmayalım. Vatan gemisini batırmayalım. Kemaller, Kemal gibileri gibi, Kemaller, Cemaller ismi önemli değil. Türkiye gemisini korsanlara teslim etmeyelim. Bu muhalefet korsan muhalefettir. Bunu herkes biliyor. Türkiye gemisine kaptan diye bunları bir getirin. Nereye kaçıracaklarını çok iyi biliyorum. Yeniden İtalya Roma limanlarına, yeniden IMF limanlarına, yeniden faiz lobileri limanlarına. Bu hainler değil mi? %3000 gece reposuyla ekonomimizi bir gecede batıranların zihniyet olarak kastediyorum. Eyvallah. Aklımızı başımıza alalım.